Kırmızı ile işaretlenenler çarpılarak iki kare farkı, şu ikisi çarpılarak da iki küp farkı elde edilebilir. İki tane parantezin çarpımı, yani iki tane sayının çarpımı tek olduğuna göre burada bunların her biri tek olmak zorundadır. Tek sayıların kuvvetleri tek, çift sayıların kuvvetleri hep çift olduğu için buradaki üsler ihmal edilebilir. Yani aslında a eksi b tek sayı ve a eksi c de tek sayı olacaktır. Şimdi a'lar ortak olduğu için a'dan başlayalım. Eğer a tek sayı olursa sonucun tek olması için b'nin çift olması gerekiyor. Burada tek olduğu için burada da çift olur. Eğer biz a'ya burada çift diyecek olursak b buna karşılık tek olacaktır. Yine burada çift olduğunda tek olacaktır. Yani a ile b ve a ile c zıt durumda b ile c her zaman aynı tip olmak zorundadır. Buna göre bakalım. B çarpı C dediğimizde A'nın durumuna göre B ve C değiştiğinden dolayı çiftle çift ya da tekle tekin çarpımından duruma göre farklı şekilde gelir. Kesinlikle çift olma durumu yok. Bunu geçebiliriz. B artı C dediğimiz zaman ister çift çift ister tek tek olsun toplam daima çift olacaktır. A artı B'nin ne olduğuna bakmaya gerek yok. Bir tane çift varsa sonuç çifttir. ABC toplamına bakalım. Eğer A tek olursa B ve C burada çift olacaktır. Çiftle çiftin toplamı çift. Ancak burada tek olduğundan dolayı sonuç tek olur. Kesinlikle çift olma durumu bozulduğu için bunu da kabul edemeyiz. Yalnız ikincisi kesinlikle çift sayıdır. Doğru cevap D seçeneğidir.